Erzurum Aziziye'de mermer sanayinde faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret ediyor ve firma sahibi Osman Pesen'i tanıyoruz. Osman Pesen 1995'ten beri mermer sektörünün içinde bulunmaktayım. Şimdi mermer deyince aklımıza ne geliyor? Sizin imalatınızda neler mevcut? Bizim imalatımızda genelde biz mutfak üzerine çalışıyoruz. Proje işleri yapıyoruz. Kuvars dediğimiz çimston marka. Kuvars işliyoruz. Yeni çıkan malzemelerimiz var, ürünlerimiz var. Porselen, İspanya'dan gelen, dekton, neolit gibi şeyleri kullanıyoruz. Mermer çeşitleri. Mermer çeşitleri. Yani. Ya bu genelde bizim mutfak üzerinde çalıştığımız şeyler. Tabii mermerle alakalı basamak, döşeme, pencere denizliği gibi şeyler de yapan arkadaşlar var. Evet. Sizlere kimler ihtiyaç duyuyor? Bize genelde yapsatçı abilerimiz, müteahhit abilerimiz şey olarak da bireysel olarak da evet tercih ediliyoruz evet. 1995 yılından bu yana mermer alanında çalışmalarını sürdüren firmanın çalışmalarını, projelerini ve mermer çeşitlerini Osman Pesen'den öğreniyoruz. Şimdi Osman Bey, şöyle bir baktığımızda mermer gözümüzün önünde ama bu çok güzel durumlara, sonuca kavuşabiliyor ama bu sonuca nasıl ulaşıyor? Biraz üretimden, imalattan bahsedebilir misiniz? Ya imalat biraz meşakkatli bir süreç. Tabii bu sanat işi. Ya, bayağı bir şeylerden geçiyor. Zor şeylerden geçiyor. Bunlar ölçülü mü olmuş oluyor? Tabii. Bu ölçüyü siz mi belirliyorsunuz? Tabii biz ölçüyü biz belirliyoruz. Gidip ölçüyü alıyoruz dolaplar kurulduktan sonra. Getirip burada ölçüye göre kesip biçip yapıp götürüp teslim ediyorum. Şimdi o kadar kolay anlattınız ki biz sizinle sohbet etme fırsatı bulduk. Ta eskiye baktığımızda her tarafımız toz oluyordu evet. Ve belimiz bükülüyordu, boynumuz ağrıyor evet. Dediniz. Peki şu an sizi kolaylaştıran ne oldu? Şu an bizi kolaylaştıran CNC makinelerimiz oldu. İtalya'dan aldığımız CNC makinelerimizle artık toz, toprak işi kalmadı. Evet, kesimleri, evet. Çizimleri siz yapıyorsunuz. AutoCAD'de çizimleri yapıyoruz, makineye yüklüyoruz. Verdiğimiz ölçüleri kesip bize veriyor. Çok güzel. Peki bu imalatın süreci kaç gün? Bir gün, bir hafta, 10 gün? Yani şöyle diyeyim, ya bir günde bir mutfağı çıkarabiliyoruz. Makinelerimiz biraz gelişmiş makine olduğu için aşağı yukarı bir günde İmalatı tamamlıyoruz evet. Şimdi şöyle baktığımızda mermer çeşitlerinden bahsediyoruz ama sizin burada imalatını yaptığınız mermerlerin diğer mermerlerden farkı nedir? Kuvars oluşu o da bir madendir, tamam mı? Onu fabrikalarda birleştiriyorlar, plak haline getirip bize veriyorlar. Daha uzun ömürlü mü oluyor? Daha uzunu, daha hijyen. Müşteri dolap yap diyor, dolabına uygun bir renk seçmek istiyor. Bu da bizim yapay dediğimiz çimston tür kuvarstan yapılan plakalardan meydana çıkabiliyor. Porselen dediğimiz yeni bir ürün çıktı. Onun farkı da farklı bir malzeme. Onu da pişiriyorlar güzel, sağlam. O daha sağlam bir malzeme. Çizilmez, hijyen. Evet, bir de mutfak tabii ki de tezgahlarının çizilmemiş olması çok önemlidir. Çünkü mutfakta tüm günümüzü aslında orada geçiriyoruz. Şimdi renk olarak baktığımızda genelde hangi tonlar, hangi renkler var? Özellikle hangi tonlar? Ya o artık zevk işi de genelde grimsi renkler, beyaz, damarlı şimdi, mermer desenli, eski mermer desenli kuvarslarımız veya porselenlerimiz var. Genelde onları seçiyorlar. Çok güzel. Şimdi makineler tabii ki de o kesimi yapıyor ama o çizimin eksiksiz ve doğru olması gerekiyor. Ola ki bir sıkıntı oldu, müşteriye gönderdiğiniz bir problem yaşandı. Bu problemi düzene kavuşturabiliyor musunuz? Yani şöyle diyeyim, zaten biz onu makineden çıktıktan sonra bir daha ölçüde tekrardan bakıyoruz ki var mı bir sıkıntımız. Zaten sıkıntı varsa müşteriye gitmeden onu değiştirebiliyoruz. Şimdi ben bir müşteri olarak bir mermerin kaliteli olup olmayışını anlamayabilirim. Burada dikkat edeceğimiz noktalar neler olmalı? Ya aslında şöyle diyeyim, teknoloji gelişti artık. Herkes internetten bakıyor. Tamam. Sadece müşteri marka söyleyecek. Zaten orada yorumlar falan çıkıyor. Burada müşterinin en çok dikkat edeceği şey işçilik olarak. Gelecek işte yaptığımız işçiliğe bakacak, temizliğe bakacak. Kalitede zaten biz ucuz, kalitesiz malzeme satmıyoruz. O yüzden de biraz
seçildik yani şeyde. Müşterilere tercih edildik. Temiz malzeme, kaliteli malzeme alıyoruz ve işçiliği de elimizden geldiği kadar düzgün yapmaya çalışıyoruz. Harikasınız. Bu da aslında sizleri zirveye tırmandırıyor, evet, değil mi? Şimdi şöyle baktığımızda geçmişi bu dönemle kıyaslarsak Osman Bey, ne gibi zararları, faydaları, dezavantajları olmuş oldu? Bir kolaylık var mı? Yoksa bu mermer alanında bir durgunluk, durağanlık var mı? Ya şimdi her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de yani illaki her gün kazanacaksın diye bir şey yok. Durağanlığımız da oldu, çok çalıştığımız da oldu, az kazandığımız da oldu, hiç kazanmadığımız da oldu. Ya bunlar ticaret veya ticaretin şeyi bu. Yani öyle her gün kazanma diye bir şey yok. Montaj ekibiniz, sizler montaj yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Şöyle diyeyim, birleşme yerlerini çok temiz yapmamız gerekiyor. Ölçüyü çok düzgün almamız lazım ki orada biz onu tertemiz şekilde montajını yapabilelim. Silikonumuzu, kaliteli silikon kullanıyoruz. Terazisinin düzgün olmasına bakıyoruz. Onlarla bir şekilde, evet. Montaj ekibi de iyi bir şekilde işini sürdürmüş oluyor, evet, diye düşünüyorum. Şimdi ölçü olarak baktığımızda her istenilen ölçü ve ebatta yardımcı olabiliyor musunuz? Tabii ki. O anki mutfağımızın ölçüleri neyse ölçüleri aldıktan sonra burada o ölçülere göre kesip götürüyor. Yani standart bir ölçümüz yok zaten. Hizmeti alan müşteri diyelim ki bir süre tezgahta kullandı, işlemlerini gerçekleştirdi ama darbe aldı ve sıkıntı yaşadı. Peki sizinle iletişime geçtiğinde satış sonrası hizmeti gerçekleştirebiliyor musunuz? Tabii illaki yani yardımcı oluyoruz yani onu öyle bırakmıyoruz elbette. Bizim belki hatamız olabilir, belki onun hatası olabilir. Tabii illaki onu gidermeye çalışıyoruz. Harika. Peki malzemeleri nereden tedarik ediyoruz? Malzemeleri biz bayiler var. Mesela Ankara'da, Trabzon'da o tür yerlerden alıyoruz. Osman Pesen, geleceğe dair hedeflerini ekibimizle paylaşıyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. Şimdi bu işe 27 yılınızı verdiniz. İleriye dönük düşünceleriniz, hayalleriniz, hedefleriniz nelerdir? Ne planlıyoruz? Yani daha iyi hizmet etmek için daha iyi makineler daha almak istiyoruz. Daha büyümemiz lazım. Bir 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl daha gider misiniz bu hevesle, bu aşkla? Yani evet, bu sanat. Kolay kolay vazgeçilmez. Ya dediğim gibi bizim iş yani para işi değil yani sanat aşk işi. Yani dediğim gibi işimizi temiz yaptık, çalıştık, sabrettik. Çok çalıştınız ve ürettiniz aslında. Çok güzel. Peki sizi diğer firmalardan, isimlerden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir? Ya biz biraz daha işimize dikkat gösteriyoruz. Parayı daha doğrusu ikinci plana atıyoruz biz. İşimizi çok temiz yapıyoruz. Zamanında yetişmeye çalışıyoruz. Temiz iş çıkarıyoruz, hepsi bu yani, başka bir şey yok, evet. Şimdi bizler ileriki zamanlarda Osman Pesen ismini her yerde duyabilir miyiz? İnşallah. Evet. Bütün amacınız gayemiz bu yönde. Gayemiz o. Sohbetimizi sonlandırmadan önce şu an bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Kaliteli bir iş yaptırmak istiyorlarsa biz de iletişime geçmelerini istiyoruz. Yani bu kadar. İş hayatınızda tekrar başarılarımı sunuyorum sizlere. Memnun oldum efendim. Ben de memnun oldum. Çok sağ olun.